Merhaba, demin Selahattin Demirtaş'la konuştuk. Şimdi bir Adıyamanlı'yla Sırrı Süreyya Önder'le konuşacağız. Ve yan yana duruyoruz çünkü kamerayı yeğeni, Sırrı'nın yeğeni Hatice kullanıyor. Hatice'ye çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Önce başlayalım. Aile, abin benim eski arkadaş çıktı. Ben biliyordum, sen yeni duymuşsun. Ben yeni duydum. Eyvallah. Böylece benden yaşça bir hayli kamil olduğunu da ortaya çıkmış. Neyse, fazla dinlendirmeyeyim. Sen burada önce Dengir Bey çıktı, sonra Celal Doğan çıktı. Sen çıkınca bir değişiklik oldu. Evet. Bu sadece Adıyaman'la ilgili mi? Elbette. Çünkü benim ilk gençlik yıllarım, yani üniversiteye girene kadar Adıyaman'daydım. Cezaevi, üniversite, sonra tekrar yine Adıyaman'daydım. Ailemizi biraz tanıdım bu vesileyle. Bu Adıyaman'daki devrimci, demokrat mücadele tarihinin önemli katkı sunanlarından bir geleneğimiz var. Böyle bir aile geleneğimiz var. Halk da bunu bilir. Biraz gösterilen ilgi buna bağlayabiliriz. Peki burada demin Selahattin Demirtaş'a da sordum ama sen Adıyaman'ı daha iyi bildiğin için 4-1 AKP, 4 CHP 1 aldı ama CHP'li de sonra AKP'ye geçtiği için 5-0 oldu. Evet. Siz şimdi bunu burada değiştirmeye bayağı kararlı gözüküyorsunuz. Tabii. Şimdi 3 dedin de 3 olmaz sanki orada. Sen realist olarak kaç? Yok, zaten 3 demedim. 3'ün sözünü verdim dedim 2'yi sağlam almak için. Evet. Fakat 2... Bu deneyimlerim, gözlemlerim, bir de miting meydanda da söyledim. Gelenleri bütün soy kütüğüyle biliyorum. AKP'li olanlar var, CHP'li olanlar var ve dinleme merakıyla gelmiş bir kitle değil bu. Başka bir heyecan, başka bir coşku, başka bir alkış. Yani küçük bir örneklemeyle çok büyük bir yaygın bir tabana genişlediğimizi gördüm. Adıyaman'da bugüne kadar onlarca miting yapmışım yani. Böylesini hiç görmemiştim. Bence 3-2 olması kuvvetle muhtemel. Peki şey soracağım. HDP Türkiye'de neyi yakaladı? Ya da yakalamak istiyorum. Yakaladı mı? Aslında HDP Adıyaman gibi diyeceğim, diyecekler memleketini övüyor. Biraz gezdim dolaştım. Buranın gerçekten bir önemli geleneği var. Komagene uygarlığının üzerine oturmuş bir yerleşim yeri Adıyaman. Komagene tarihte savaşla kurulmamış, 200 yıl hüküm sürmüş ve hiçbir komşusuyla savaşmamış ve savaşla dağılmamış nadir uygarlıklardan birisi. Böyle bir boyutu var. Düşün ki Nemrut Dağı'na gidenler belki öyle turistik bir gözle bakmıyorlarsa şunu görecekler. Tanrı heykellerinin aynısı hem doğu terasında vardır hem batı terasında. Doğu terasındaki adı Persçedir, batı terasındaki adı Latincedir. Böyle bir sentez yakalamışlar. Yani burası da tam Doğu Roma'nın sınırı olan bir yer tarihine baktığımızda. Öte yandan Baba İshak'ın doğduğu ve mücadeleye başladığı yer. Önemli bir Türkmen nüfusu var, Çerkez nüfusu var, Kürt nüfusu zaten malum, Ermeni nüfusu vardı, Süryani nüfusu vardı. Bizim mahallemiz, yani bizim mahallemizde bu saydığım unsurların hepsi vardı. Ben böyle bir ortamda büyüdüm ve nefret söyleme, ötekileştirme bu kadar yaygınlaşmamıştı. En azından halkı esir almamıştı yani bu dönem. HDP de böyle bir şey. Böyle bir parti. Yani bir yeryüzü bahçesi gibi. Belki bundan önceki ittifak çabalarından bir farkı var. İttifak çabalarında sen bizlerden çok daha yakın izledin bütün o birleşme çabalarını. Ben bugünden bakınca görebiliyorum. Bilmiyorum sen nasıl düşünürsün. Orada herkes bir diğerini kendine benzetmeye çalışıyordu. HDP buna elinin tersiyle itti. Herkesin kendisi olarak burada siyaset yapabileceği bir zemin sundu.
Fakat bunu hani derveder her önüne gelenin her şeyi söylemesi şeklinde değil de birkaç genel payda oluşturdu. Bu da insanlığın en tartışmasız değerleri, demokrasi, emek, özgürlük, eşitlik gibi. Umut da tükenmişti. Çünkü Türkiye'de siyaset aslında birbirinin benzeri birkaç partinin kategorik karşıtlıkları arasına sıkışmıştı. Bu insandan umudu alan bir şeydi. İlk defa HDP deyince insanların yüzüne bir gülümseme geliyor. Daha önce bu yoktu. Peki. Bu umudun göstergesi. Ama hala HDP'den nefret eden, bunu düşman gören bayağı bir kalabalık var. Bayağı bir şey var. Orada bir azalma ya da onların düşmanlığında bir yumuşama falan da görüyor musunuz? Yoksa hala bir keskin şeyler... Var olduğu doğru bir vaka. Çünkü 40 yıldır oksitlendirilen, 40 yıldır enfekte edilen, 40 yıldır bütün enformasyonlarla, bütün gladiyovari yöntemlerle, nefret söylemleriyle kriminalize edilmiş bir parti hakkında insanların bir yılda fikirlerini değiştirmeleri kolay bir şey değil. Benim gözlemim şu. Nefretle bakan biraz daha kuşkucu çizgiye geldi. Kuşkuyla bakan anlamaya çalışıyor. Anlamaya çalışan sevmeye başladı. Sevenler daha çok bağlandılar. Böyle bir şey. Bugünden yarına devrim niteliğinde bir yönelim beklemiyorum ama eğer bir trend söylenecekse kesinlikle insanlar altından kalkamayacağımız kadar, yetemeyeceğimiz kadar kitlesel geliyorlar, sorular soruyorlar, önerilerde bulunuyorlar. Peki sana gelelim. Diyenler var ki bunlardan biri de benim. Sırrı milletvekili olmak istemediği için Ankara'dan aday oldu diyordu. Olur mu? İki açıdan yanlış. Şimdi bizim meclise girmemiz hangi şartla mümkün? %10 barajını bu faşizan baraja aşmakla. İstatistik ilmine aykırı. Yani Türkiye'de %10'u aşacağız da Ankara'da aşmayacağız. İstatistik bilimine aykırı. Yani aşarsak ben seçileceğim diyorsun. Hayır. Şu an bulunduğumuz nokta itibariyle seçilmemizde bir sorun yok. Bizde 3'e 2 birinci bölge, 1 ikinci bölge. Buna yönelmişiz, kilitlenmişiz. Peki ikinci gerekçe nedir? İki noktada yanlış dedim. İkincisi yok. İki nokta var dedim. İki noktada yanlış demedim. Ama öte yandan vekilliği sevmediğim de bir gerçek. Ama bunun için Ankara'ya gelmiş değilim yani. Çünkü sinemaya dönmek istiyordum. Bu arzumu da defalarca söylemiştim. Belki barış süreci bulunduğumuz noktadan biraz daha ileriye gitmiş olsaydı gönül huzuruyla sinemaya dönebilirdim. Ama süreç böyle bir sekeratta dururken doğrusu içim de el vermedi. Öcalan'da pek izin vermemiş galiba. Vermedi, evet. O da izin vermedi. Arkadaşlarım da izin vermedi. Ailem de hani başladım bunu sürdürmelisin dedi. Kısacası herkesten bir şey gördüm, tazyik gördüm yani. Eyvallah. Evet, Sırrı Süreyya Önder'e çok teşekkür ediyoruz. Hatice'ye de teşekkür edelim. Eyvallah. Maşallah. Abinin kızı. Yönetmen amcası olunca buyurun. İnşallah kamerayı güzel kullandık kız. İnşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Artık Adıyaman'dan bu kadar. Ben birazdan İMC televizyonunda yorum yapacağım. Adıyaman mitingini değerlendireceğim. Çok teşekkürler, iyi günler.